Evet, değerli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu akşam çok değişik bir gündemle birlikteyiz. Ancak konunun önemi, ehemmiyeti ve biraz da aciliyetiyle ilişkili olarak ben bütün çalışmalarımı aşağı yukarı benzer niyetlerle başlıyorum. Niyet enerjisine çok büyük önem ve değer verdiğim için. Burada da sevgili arkadaşlar, birazdan konuşacağımız konular oldukça negatife kayacak ve biraz da böyle sizlerde sevgi, huzur, barış enerjisi oluşturması için bazı sure ve ayetlerin ruhaniyetlerine sığınmak istiyorum. Bundan dolayı içinden gelen herkes, ben neler okunacağını kendimce söyleyeceğim. Bir besmele bile okumanız yeterli olabilir. Besmele, Fatiha-i Şerif, İhlas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi ve Salavat okumanızı rica edeceğim. Besmele, Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Salavat okumanızı tavsiye ediyorum. Ayet-el Kürsi okuyabilirsiniz, bilenleriniz. Bilmeyenleriniz sadece besmele çekilebilir. Hiçbir şey yapamıyorsak Allah'ın adıyla başlıyorum diyebilirsiniz. Size bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün grupta bazı değerli arkadaşlarımız tanımlayamadığı, kafası karıştığı, anlam veremediği bazı kavramlar üzerine bir nasıl diyelim, bir konuşma başlatmıştı. Konuşma aldı yürüdü. Çok değişik yerlere doğru yürüdü. Konuşmanın içeriğinde dinle, inançla Kur'an'la ilgili konular konuşuldu. Vesvese ile ilgili konular konuşuldu. Portallar ve duyu dışı alemle ilgili konular gündeme geldi. Konu böyle aldı başını gitti. Burada ya konuyu biraz böyle biraz fırsatım vardı, zamanım vardı ve arkadaşlarımız böyle gerçekten değişik bir bekleyişe de bırakmamak adına hızlıca sizlerin müsaitlik durumunu bir öğrenmek istedim. Baktım çoğu arkadaşımız müsait. Bu akşam bu konuşmayı, bu oturumu yapmaya karar verdim. Öncelikle bilmenizi istediğim şey sevgili arkadaşlar, birazdan sizlere kesinlikle söz hakkı vereceğim. Sorularınızı bekliyorum. Güçlü sorularınızı bekliyorum. Elbette cevapları var bildiğim kadarıyla. Ve tabii ki sizlerin tecrübelerini de buradan rica ediyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Göremediğimiz varlıklar sevgili arkadaşlar. Eyvallah Ayla Hanım. Göremediğimiz varlıklar sevgili arkadaşlar gördüklerimizden daha fazla. Ve bunlar ise farkında olduğumuzdan, bildiğimizden, zannettiğimizden daha çok etki oluşturmakta. Şimdi genelde faturayı hep göremediğimiz varlıklar grubundan hep cinlere keseriz ya. Şu olmuyor, işim yolunda gitmiyor, evlenemiyorum, para sıkıntısı çekiyorum, bir türlü düzelmiyorum, birisi bana büyü mü yaptı falan filan diye. Konu bu kadar basit değil sevgili arkadaşlar. Çünkü insana hasım olan ve aynı zamanda insana hısım, akraba olan çok farklı varlık türleriyle bu hayatı yaşıyoruz. Burada bilmenizi istediğim, ne yapıyorsak biz kendimize yapıyoruz. Bütün sorumluluk bize ait. Biz bunu yaparken de sevgili arkadaşlar hem bazı sorumluluklarımız var hem bazı bunun yanı sıra bazı gündemlerimiz olmalı hayata dair. Dolayısıyla adına
larva dediğimiz, pisişik böcek dediğimiz, implant dediğimiz, implantlar bilhassa dünya dışı varlıklar tarafından insana monte edilen aslında enerjisel unsurlardır. Cansız gibi dururlar. Belki de öyledir. Ancak hayatımızdaki birçok şeyi blok eder bunlar. Özellikle pisişik böcekler, larvalar ya da farklı isimler verebileceğimiz şeyleri sevgili arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle üreticisi başta bizleriz. Bu varlıklar biz onlara duygu olarak, düşünce olarak, aynı zamanda niyet olarak sevgili arkadaşlar, anlam ve değer yükledikçe onlar hayatımızda var olmaya başlarlar. Örnek veriyorum, mesela cin türündeki varlıklar öfke ve libido ve cinsellik enerjisini yani çok severler. Ve bundan dolayı bizim hayatımızda bu tarz etkiler mesela öfke enerjileri ya da kontrolsüz cinsel arzular çok yüksekse biz bunu bir süre sonra istemli, yani isteyerek öfkelenmeye, isteyerek aşırı cinsel, savurgan bir cinsel arzu yerine getirmeye başladığımızda sevgili arkadaşlar, bedenimizde bazı enerji türlerini aslında rezervde tutuyoruz, bunları üretiyoruz. Ve kainatta bir kural var, her şey beslenmek ister. Herkes sevgili arkadaşlar rızıklanmak ister. Bu varlık türleri de bu rızıktan beslenirler. Senin öfke enerjinden beslenirler. Senin cinsellik enerjinden beslenirler. Senin hasetlik enerjinden beslenirler. Bakarsanız burada hayırlı ve şerli enerjiler birbiriyle karışmış durumda. Öfke gereklidir, cinsellik gereklidir. Haset gerekli değildir ama anlatabiliyor muyum? Bu da insanın ve hepimizin yaşayacağı bir vakadır. Dolayısıyla öncelikle enerji ve fizik bedenimizden sevgili arkadaşlar, hangi tür enerjileri, hangi tür niyetleri çalıştırdığımıza çok dikkat etmek zorundayız. Ve diyelim ki ben de öfke enerjisinden beslenen, kaygı, korku enerjisinden beslenen epeyce bir rezerv var. Ve ben bu halimle tuttum. Buradan mesela kimi tanıyorum? Aygül Hanım'ı tanıyorum yakından. Aygül Hanım'a bir biyoenerji seansı yapmak istedim. Ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki varlık türleri ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz olduğunu hiçbir önemi yok. Eğer Aygül Hanım'ın enerjisini beğenirseler direkt ona akmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ne yapıyordum ben? Kaş yapayım derken göz çıkarıyorum değil mi? Bunu biraz daha ileri götüreyim. Diyelim ki musallat varlıklarım var. Bir ton. Ve yine böyle biyoenerji seansı yapıyorum. Ya da birisine terapi veriyorum. Ya da birisiyle sohbet ediyorum. Hiçbir önemi yok sevgili arkadaşlar. Eğer karşı taraf korunmayı bilmiyorsa ve ben bunları kontrol etmeyi bilmiyorsam o varlıklar o insana bir şekilde kanca atıyorlar. Bu pisişik kanca ifadesini duymuşsunuzdur. Bunu insan insana yapıyor biliyor musunuz? Hatta sizi temin ederim. İnsanların bizim hakkımızdaki duygu, düşünce, niyet, enerji ve aslında nazar dediğimiz şeyler şu ana kadar korktuğunuzu varsaydım üç harfli yani cinlerden daha büyük bir hayatımızda sevgili arkadaşlar daha negatif, daha büyük bir sıkıntı oluştururlar. Unutamadığımız sevgilimiz, affedemediğimiz patronumuz, vazgeçemediğimiz bazı saplantılı duygu ve tutkularımız sevgili arkadaşlar. Bunlar bize karşılık bulur ve biz bu karşılığı başkalarında aramaya başlarız. Ve burada büyük sıkıntılar yine bizi bekliyordur. Dolayısıyla bu genel girişten sonra konu o kadar şey ki zihnimde toparlamaya çok uğraşmadım. Çünkü o kadar uzun, o kadar detaylı, o kadar geniş bir konu ki WhatsApp grubunda arkadaşlarıma ne yazsam yüzlerce soru gelecekti. Şimdi sorularınız varsa oradan bir başlamak istiyorum. Bunlar ana hatlarıydı. Bu ana hatlarının daha fazla derinlikleri var sevgili arkadaşlar. Lütfen öncesinde el kaldırmış. Onu hemen bir şey yapalım. Söz hakkı verelim kendisine. Buyurun Şükran. Hocam merhabalar.
Öncelikle şimdiden bayramımızı kutlamak istiyorum. Hayırlara Teşekkür vesile ederim. olsun inşallah hepimiz için. Hepimiz için Şeyi evet. mi soracaktım ben aslında size. Siz kısmen cevapladınız. Diyorlar ya ne varsa alemde o var Adem'de. Ben bir yerde bir beyefendinin şeyinde konuşmasında duymuştum. Pis ışık böcekler astrala çıkınca işte insana şey yapar. Yeterince bilginiz yoksa diye musallat olurlar, yapışırlar diye. Ama ben şimdi kendi mantığımca bu acaba dedim yani sadece astrale mi çıktığı zaman oluyor? Yoksa içinde gerçekten de alemde içimizde yatan bunlar var da biz bunları yaptığımızda, ettiğimizde açığa mı çıkartıyoruz diye onu soracaktım. Siz zaten az önce çok güzel açıkladınız. Onun için teşekkür etmek istiyorum size. Rica Yani ederim. demek istediğim onları biz üretiyoruz yani. İçimizde uyuyan canavarı uyandırıyoruz yani. Şimdi şöyle iki türlü. Bir, biz üretiyoruz. İki, bir de dışarıdan gelenler var. İki türlü yani. Tek başına He, düşünmeyelim dışarıdan da bunları. gelen var. Tabii. Ya örnek veriyorum işte. Aylin Hanım size çalışmak istedi. Ve Aylin Hanım'ın neler 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 var. Direkt size geçebilir yani. Bakın. Evet. Yaydığınız frekans çok önemli. Hı. Bilinç düzeyiniz çok önemli. Kendinizi koruma biçiminiz çok önemli. Bunlar varsa bazı şeylerden kısmen ya da çok büyük oranda korunabiliyoruz ve onlardan zaten kendimizi muhafaza edebiliyoruz. Peki hocam her daim abdestte dolaşıyor olmak büyük bir koruma sağlar değil mi insana? Üzgünüm, hayır. Yapmayın ya hocam. Hayır, hayır. Koruma duası mı okumak gerekiyor? Abdestli olmak yeterli değil mi? Bakın tekrar söylüyorum, yine hayır. Anlatabiliyor muyum? Yine hayır. Ya bu kadar kolay olsaydı bu kadar meraklı arkadaşım şu an burada olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar kolay değil yani. Bakın. O zaman açıklarsana çok sevinirim hocam. Ya şöyle. Her şey bilinçle ilgili. Bilincimizle ilgili. Duayı herkes okuduğunda herkesin okuduğu dua makbul mu acaba Allah katında? Kur'an'ı herkes okuyabiliyor. Herkesin okuduğu Kur'an makbul mu Allah katında? Herkes abdest alıyor. Abdest için acaba ne kadar uygun bizim fizik ve enerji bedenimiz? İçerimizde korku, kaygı, endişe, öfke, tatminsizlik duygularıyla biz abdest alsak da auramız yine temizlenmiyor. Yine yırtık, yine yırtık. Anlatabiliyor muyum? Problem burada zaten. Ve buradan içeri giriyor adamlar. Kısmen koruma sağlar ama kalıcı koruma nedir biliyor musunuz? Çok net ifade edeceğim. Yüksek ahlak değerleridir. Allah ahlakıdır. Kısaca varacağımız sonuç burası. Anlatabiliyor muyum? Yüksek sevgiyle hayata baktığımızda, başkalarını önemsediğimizde, başkaları ve kendim aramda fark görmediğimde evet, mükemmel bir şey bu. Daha üzerine gideceğiz. Dediğim gibi bu bir başlangıç olsun. Sadece şunu söylemek için aslında bu oturumun şöyle bir gündemi var. Endişe edecek bir durum yok. Bunlar zaten hayatın gerçekleriydi. İsmini öğrendiniz. Neyle karşı karşıya olduğunuzu öğrendiniz. Sizden güçlü olmadığını bilmenizi isterim. Yapacağımız işlemler var ve bunları bundan sonra daha bilinçli yaşayarak hayatınızı daha müreffeh bir hale getirebilirsiniz. Şükran Hanım teşekkür ederim. Ben teşekkür Ara ederim hocam. İyi ara akşamlar. yine konuşuruz. Ayla'nın söz hakkı istemişti. Nerede Ayla'nın? Burada. İyi akşamlar hocam. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Teşekkürler Benim Ayla'nın. de bir sorum var. Kur'an çalışmalarında Hazreti Allah Celle Celaluhu diyor ki cihat edin. Savaşın. İç aleminizle savaşın. Hazreti Musa bizim için en büyük bir kıssas mıdır? Firavunları, zihnimizdeki üreten o illüzyonları, onları yok etmek, içimizdeki alemi yok etmek en büyük kıssas bu olabilir mi bize? Yardımcı olabilir mi? Hani korkanlar var ya da işte musallatı sözlerle biz onları uyandırdığımız için Evet. bu kıssas bize kapı açar mı? Hani Şöyle. arkadaşlara da bunu da bir açarsanız çok mutlu olurum, Evet. sevinirim. Çok teşekkür Cihadı ve ederim. savaşı iç alemde nasıl Evet. savaşalım? Teşekkür ederim. Rica ederim. Güçlü bir soru, güzel bir soru ve zor da bir soru. Nazik de bir soru. Kafama göre atıp tutamayacağım bir soru. Şöyle ama. Kolay var arkadaşlar. Yüce Kur'an bize, bakın, her şeyin yasa ve ahlak boyutunu çok net cümlelerle ifade eder. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı bir bilinç olarak düşünün. Yasa ve şeriatı temsil eden Musa Aleyhisselam kuralcıdır ve yasadır. Ve yasayla
yasaya uygun olmayan, yani illüzyon karşılaştığında Musa Aleyhisselam her zaman galip gelir. Kısaca eşyanın yasasını, metafizik ve fizik dünyanın işleyişini sevgili arkadaşlar fark ettiğimizde Musa Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi illüzyonlar, sihirler bunlar yerle bir olur. Ve Musa Aleyhisselam'ı ailenin anlattığı gibi mücadeleci, savaşçı kişiliğiyle algılamamız lazım. Fakat öyle bir kavime gelmiştir ki sen ve Tanrın gitsin savaşsın, biz burada kalacağız diyebilecek kadar peygamberi takip etmemekle ilgili dirençli olan bir insan topluluğuna gelmişti. Ancak Musa Aleyhisselam sevgili arkadaşlar, rasyonel olanı, realist olanı ve aslında şeriatı, yasayı anlatır bizlere. Musa Aleyhisselam bilinçleriyle, Musa Aleyhisselam kıssalarıyla birazcık niyet ve enerji çalışmaları yaparak, enerji çalışmalarından kastım şu, adam gibi okuyarak kısaca, yani oradaki kıssaları hikaye gibi okumayarak, onların realitedeki büyük karşılıklarını bilerek okumak gerekir. Musa Aleyhisselam sevgili arkadaşlar, böyle olduğunda Allah tarafından sürekli desteklendiğini ve takip edildiğini görürüz. Bu anlamda da görünmez dünyaya karşı, illüzyonlara karşı Musa Aleyhisselam örneği mükemmel bir örnek. Önce realiteden korkmuyoruz, realist oluruz arkadaşlar. Fizik ve metafizik yasaları bilmek zorundayız. Az önce işte konuşmanın başından beri söylemeye çalıştığım tam da buydu. Bizler yasayı bildiğimizde, bizler kuralları bildiğimizde diğer boyuttaki her şeye karşı güçlü olabiliriz ancak yasayı bilmiyoruz. Din dediğimiz şey sevgili arkadaşlar yoldur, yöntemdir, stratejidir ve yasadır. Bunu bilmekten gerçekten çoğumuz basmakalıp bir yol ve din algısına sahip olduğu için böyle bocalıyoruz. Böyle yeni nesil sorular geliyor. Yeni nesil gündemler karşımıza çıkıyor. Vesvesenin kaynağı bunlar. Birçok şeyin kaynağı bu konularla ilgili sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki mücadele. Mücadeleden kastımız da bir şeyler yapmamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Harekete geçmek için de sevgili arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Neyi, nerede, ne şekilde yapacağımızı bilmemiz de gerekiyor. Aylanım teşekkür ederim soru için. Buradan bir soru daha alıyoruz. Sofya'nın buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Bugün çok istemiştim ders olsun diye. Allah razı olsun. Şey diyeceğim ben. Peki bu varlıklar bize kaşıntı yapar mı? Çünkü 4 yıla yakındır Türkiye'de böyle bir uyuz diye bir şey var. İlaç kullanıyor insanlar ama geçmiyor. Aklıma o geldi. Şöyle, elbette yapabilir. Yani yapamayacağı şeyler yok. Onu en başta söyleyelim. Fakat bu yüzle ilgili biraz şeye bakmak lazım. Yani konunun tıbbi tarafına bakmamız lazım. Ben de fizyoterapistlik var. Çok hastaya böyle formüller falan şey yaptık. Çoğunda geçiyor ama bazı insanlarda inatla bak mesela 4 yıldır geçmeyen hastalarım var. Evet, mesela bunların arka planda bu tarz varlıklar olabileceği gibi duygusal, düşünsel travmalar da olabilir. Böyle de bakmak lazım. Yani konuya böyle tek açıdan maalesef bakmak bizi bir yere götürmüyor. Onun için çok yönlü bakılmalı. Yani bu kişi, bu rahatsızlıkları işte geçmeyen kişiler tıptan sonra metafizik uzmanlarına, terapistlere, psikologlara falan da uğrasalar iyi olur. Sevindim. Evet. Bazı sorular var. Şuradan bakıyorum hemen. Raja Ateş hanımefendi sormuş. Kur'an'da geçen cin kelimesi tabii ki bedensiz başka varlıkları anlatıyor. Bunların sayısı çok fazla sevgili arkadaşlar. Sadece cin türleri yok. Ya bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü ne kadar çok girersek kendimize o kadar çok varlık türünü biraz böyle hatırlatmış oluruz. Korkacak bir şey yok ama şimdilik böyle geçelim. Yani çok farklı, çok fazla bedensiz varlık türü var. Başka bir soruya bakalım. Evet.
Betül Can herhalde hanımefendinin soy ismi. Betül Hanım, az önce Şükrü Hanım'a söylediğim gibi Ayetel Kürsi'yi okumak, eğer biz onu taşıyacak bir fizik, metafizik altyapısına sahip değilsek, Ayetel Kürsi bizde yerleşmiyor, anlatabiliyor muyum? Ve bundan dolayı işe yaramıyor. Aslında işe yaramayan Ayetel Kürsi değil, biziz. Bizim o enerjiyi, o yüksek ruhsal figürleri taşıyacak bir altyapıya sahip olmayışımız. Dolayısıyla kolay değil arkadaşlar. Hani dua okumak, esma okumak, ayetel kürsü okumak, abdest almak, Kur'an okumak, bir şey üzerimize taşınmak bir yere kadar. Evet. Betül Hanım, evet, eminlik bilinci işimize yarar ama bu yan kesicilerin olduğu bir sokağa karanlıkta girmek gibidir. Kimse bana bir şey yapamaz dediğimizde de herhalde oradan sağ çıkmamız zor olur, değil mi? Bunun gibi. Dolayısıyla bu kadar, yine tekrar söylüyorum. Böyle onlardan korkmuyorum demek de işimize çok fazla yaramaz. Korkun demiyorum ama sadece bu işe yaramaz. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Önemli olan şey bizim çok yüksek bir bilinç taşımamız ve yüksek bir ahlak yapısına sahip olmamız. Örnek veriyorum. Yolda yürüyorum. Kafamı kaldırıyorum. Sağa sola bakıyorum. Ve her önüme geleni eleştiriyorum. Onun saçı olmamış. Bu eteğin altına bu bluz olmuş mu? Dolaşıyorum böyle. Amca diyorum, ne kadar saçma bir saçını taramışsın. Bak, her adımda varlığı, yaratılışı, sistemi yargılayarak ilerliyorum. Şimdi böyle birisini sevgili arkadaşlar, milyon kez Ayetel Kürsi okuyayım. Ayetel Kürsi'nin bende çalışması için benim hazır olmam gerekiyor. Ve benim Ayetel Kürsi'ye tabi olmam gerekiyor ki o zaman Ayetel Kürsi ile ilgili insanı kamillerin bize anlattığı hususiyetler bende çalışabilsin. Yoksa mümkün değil. Ay, mekan için mi? Arkadaşlar, sen nereye geldik böyle ya? Mekanda yolculuk, zamanda yolculuk. Bunlar için astral seyahat yapılabilir. Çoğunuz zaten yapıyorsunuz. Hatta şöyle diyeyim, hepiniz yapıyorsunuz. Sadece farkında değilsiniz. Rüya. Rüyalarda her yere gidiyoruz. Rüyayı bilinçli görmek. Rüyada uyanmak, lucid rüya. Bunlar da ilgili sevgili arkadaşlar. Biraz bilgiyle, biraz da kendimiz şuurlu olarak bu çalışmaları yapabilmek için bazı bilgileri alıp bazı eğitim süreçlerinden geçmemiz lazım. Fakat her şeyin başı yüksek bir arınmışlık ve yüksek bir odaklanma gücü sevgili arkadaşlar. Bunu temin etmek üzeredir aslında astral seyahat ya da ne bileyim lucid rüya eğitimleri. Zehra Hanım yine çok önemli bir konu. Açılan portallar. Tabii bu portallar konusundan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Tam olarak ne anlamalıyız? Bunu biraz benim sorgulamam lazım. Çünkü örnek veriyorum. Çakraları da sevgili arkadaşlar, portal olarak gören bir görüş var. Auradaki yırtıkları da portal olarak gören bir görüş var. Bunun yanı sıra uzay zaman, nasıl anlatayım onu? Uzay zaman gevşemesini sevgili arkadaşlar, bunu da portal olarak gören görüşler var. Acaba kastettiğiniz tam olarak ne? Şunu hemen ifade etmeliyim. Bizim hayatımızda sevgili arkadaşlar, yaşadığımız bu boyuta diğer varlıkların bu boyutun yasalarına uymakla ilgili bir zaruretleri var. Ya ben kafama göre uzaya çıkarken kafama göre çıkamayacağıma göre ve bir uzay elbisesi giymem gerektiğine göre dünya dışı varlıklar dediğimiz varlıklar da sevgili arkadaşlar bizim boyuta, bizim boyutun yasalarıyla girmek zorundalar, anlatabiliyor muyum? Bir şeylere tutunmak zorundalar işte.
En bedenisi insan, insana tutunuyorlar. Bizim fizik ve enerjisel bedenlerimize tutunuyorlar. Bu varlıkların çok farklı türleri olduğundan bahsetmiştim. Ve bunlar sevgili arkadaşlar. Bakın her şey kainatta rızık etrafında. Yiyecek, yemek, beslenmek, hayatta kalmak etrafında döner. Bazıları var koku enerjisinden beslenir. Bazıları var az önce anlattığım gibi öfke enerjisinden beslenir. Mesela bazıları sevgiden beslenir. Sevgi enerjisinden beslenen varlıklar neler acaba? Soru çok basit oldu değil mi? Sizin gibi bir grubu. Sevgi enerjisinden kimler besleniyor? Ben Zehra'nın anladım ortaları. Bahsettiğiniz buysa. Tamam, güzel. Melekler yani, çocuklar, melekler. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Peki şöyle, şöyle arkadaşlar böyle çok bu akşamki niyetimin çok dışında sorular da var. Onlara da zaman kalırsa cevap vereceğim. Betül Hanım'a bir söz hakkı vereceğim. Betül Hanım sizdeyiz, buyurun. Hocam merhabalar, Merhaba. teşekkür ederim. Rica ederim. Ben portalları sorma gereği neden duydum? Şöyle ki dün oldu hepsi. Saat 5 gibi uykuya daldığımda beyaz bir evin içinde olduğumu gördüm. Bir kadının bir çocuğa iki tane portal olduğunu, nasıl giriş yapabileceğini ya da çıkış yapabileceğini anlattığını gördüm. Ama onlar beni görmüyor. Ondan sonra kadının peşinden gittim. Kadının etrafında beyaz parlaklıklar uçuşuyordu. Kadının peşinden gittim, bana da anlatır mısınız demek için. O sırada başı ağrıdı. Yüzünü kollarının arasına aldı. Yüzünü hiçbir şekilde göremedim. İyi misiniz? Yardımcı olayım size derken kızım beni uyandırdı. İlerleyen saatlerde bir başkasının paylaşımını gördüm. Ön ve arka portallarınızı kapatmayı unutmayın yazmıştı. Bir 21 günlük çalışma paylaşmış. Nedir bu portallar derken gece yatmadan önce eşim yazılımcı benim. Ön ve arka kapılar var yazılımda diye bana bir şeyler anlattı, hiç alakasız. Bu da bir üçüncü işaret olarak algıladım. Dedim ne bu portallar, benim bunu öğrenmem gerekiyor. Ama bu portallar anladığım kadarıyla benim insana ait portallar olmalı ki hani kendi portallarınızı kapatın vesaire yazıları okuduğum için öyle algılıyorum. Onu ben çok merak ettim. Hani acaba benim portallarım mı açıktır, kapatmam mı gerekiyordur? Bu tarz bir işaret midir bu? Hani korunamıyor muyum? Bizim korunmamız için portallar varsa, yani üzerimizdeki portalları kapatmamız lazım sanırım. Doğru mu algıladım bilmiyorum ama. Şöyle, bu konuyu da çok karışık. Yani şöyle arkadaşlar, bu tarz durumlarda bazı kavramları yerine koyarak ilerlememiz lazım. Portal dediğimiz giriş kapısı ve genelde portal dendiğinde hepimizin aklına gelen boyut dışı yerlere açılan kapılar. İnsan bedeninde bu tarz şeyler az önce aslında anlatmaya çalıştım. Çakraları portal olarak gören var. Göbek deliğini portal olarak gören var. Ağzı portal olarak gören var. Çakralar bedenin hem ön yüzünde hem de arka yüzünde dönen şeyler biliyorsunuz. Tekerlek gibi unsurlar. Bunları portal olarak görenler var. Fakat tam bu şeyi karşılamıyor. Yani portal bu değil. Yani insandaki portal bu değil. İnsan sadece çakralarına belli bir miktar odaklanabilirse ve belli bir miktar onları sevgili arkadaşlar nasıl anlatayım, arındırabilir ve güçlendirebilirse her çakramızın bağlı bulunduğu varoluş boyutları var. Oraya kendimizi, bilincimizi projekte edebiliyoruz. Örnek veriyorum. Kök çakra ve kök çakranın altında da 7 boyut var orası. Böyle karanlık dünya gibi anlatılır. Aslında bu gerçeğin sadece küçük bir kısmıdır.
yerin altında diye oranın negatif olması, oranın karanlık olması, oranın sıkıntılı bir yer olması gibi bir sonuç bizi bir yere götürmez. Kök çakra güçlü olduğunda ve kök çakraya ben bu anlamda bağlandığımda geçmiş atalarıma gidebilirim. Oradaki yapılan bazı ahları, lanetleri ya da çok hayırlı işleri fark edebilirim. O atamı yeniden onurlandırabilirim. Bakın köklerimden bilgi almaya çalışıyorum. Kök çakrama odaklanarak, anlatabiliyor muyum? Fakat kişi daha yüksek bir çakraya odaklanarak da bu bilgilere ulaşabilir. Kısaca insanın işte önünde, arkasında, sağında, solunda portal var bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Bu hakikatle bağdaşmayan bir konu. Kişi acaba portal demekle neyi kastediyor? Kafalar o kadar karışık ki sevgili arkadaşlar. Şu zamanın enerjisini ve zamanın dokusunu algılamanızı çok tavsiye ederim. Zamanımızın dokusu enerjisi şu sevgili arkadaşlar. Bir iki bombardımanı, saf ve samanın karışması ve gerçeğin olabildiğince manipüle edilmesi. Anlatabiliyor muyum? Ve ilk kavramlardan başlanıyor zaten. Ve korku enerjisiyle. İnsan bedeninde adına portal diyebileceğimiz bizi boyut dışına gönderecek ya da ulaştıracak şeyler sevgili arkadaşlar. Sadece ve sadece çok yüksek bilinç düzeyi ve yüksek farkındalıkla yapılabilir. Az önceki anlattığım örnekle ilgili bu. Bu da bizim bilincimizin belli bir frekans seviyesinde olması ile ilgilidir. Bilinç dediğimizde neyi kastediyoruz? İnsanı oluşturan bütün unsurların ortalamasıdır sevgili arkadaşlar. Sonucudur bilinç. Fizik bedenimin, metafizik bedenlerimin, zihnimin, zekamın, üçüncü gözümün, insan oluşturan her ne varsa bunların toplamıdır sevgili arkadaşlar bilinç. Ve benim bu insanı oluşturan unsurlarla ilgili bazı sıkıntılarım varsa bilincim o kadar yüksek olamaz. Dolayısıyla Betül Hanım, portallarla ilgili konu öyle zannedildiği gibi, anlatıldığı gibi, sizin böyle kastettiğiniz gibi bir konu üzgünüm ki değil yani, anlatabiliyor muyum? Portal dediğimde ben şunu anlarım. Orası bir boyut kapısıdır ve ben oradan içeri girerim ve başka bir gerçeklikle karşılaşırım. Anlatabiliyor muyum? Başka bir boyut, başka varlık türleri, başka bir alem. Ve oraya da böyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Tekrar söylüyorum. Her boyutun kendi yaşam formuna ilişkin yasaları vardır ve biz o yasalara uymak zorundayız. Cebrail Aleyhisselam bütün büyüklüğü ve haşmetiyle sevgili arkadaşlar, dünyada görülemez, görülürse dünya tuz buz olur, kül olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu hakikatten yola çıkarak bizler de diğer boyutlara böyle kafamıza göre gidemeyiz sevgili arkadaşlar. Portallar farklı amaçlar, farklı niyetler için hayra ve şerre açılan portallar olmalı değil mi? Bunu gerektiriyor. Oluşturulur ve bunlar sevgili arkadaşlar şu an dünya üzerindeki güçlü ailelerin, güçlü devletlerin, güçlü organizasyonların aslında tek elinde olan yerlerdir. Yani bizlerin oraya ulaşması mümkün değildir. Ancak kişi bireysel çabasıyla temsil ettiği bir görev varsa bu boyutta, o portallar yüce sistem, yüce Allah tarafından kendisine işaret edilebilir, gösterilebilir. Bence bu konuda bu kadar meraklı ve istekli olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü portalın sonucunda ne olacağını bilmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Oraya nasıl gireceğinizi bilmiyorsunuz. Betül Hanım, bu işaretler size niye geliyor? Bu konulara birazcık ilgi duymanız, merak etmenizle ilgili. Bakın, ya şunlar portallar açıklanamaz sevgili arkadaşlar. Grupta yazıldığı için ifade edeceğim. İşte Ayetel Kürsi 5.000 kere okudum, 100.000 kere okudum ve bana bir portal açıldı. Ve oradan içeri girdim. Şu oldu, bu oldu. Hayır. Portal falan açıldı yok. Bilincinde sıçramalar yaşıyorsun. Frekansın ve enerji seviyen değişiyor. Ve sen algı olarak farklı gerçeklikleri, iç dünyandaki bazı kapılar açıldığı için algılama düzeyine ulaşıyorsun. Bir yere gitmiyorsun, bir yere gelmiyorsun. Seni bir yere alıp götürmüyorlar. İç dünyanda
kendi yolculuğunu yapmak lazım. Seyahatleri sevgili arkadaşlar, astral seyahat, mental seyahat, ruhsal seyahat ve daha farklı boyutlarla ilgili seyahat türleri de var. Bunlar genelde bilinmediği için kavramlardan, kişilerin neyi kastettiklerini bilmediğiniz için kafa karışıyor. Mesela özellikle sevgili arkadaşlar, bu son zamanlarda çok meşhurdur. Hani göbek çukurunu portal zannedip oraya işte gül yağı, sirke falan filan zeytinyağı süren arkadaşlarımız vardır, olabilir. Ben de denedim, ben de yaptım. Fakat bunun portal ilişkisi yok yani. Burası bir portal olamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Portal kapı demek ve bu kapı bizim anladığımız anlamda bizi diğer boyutlara götüren frekansın seyretildiği uygun kapılardır sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Zeynep Hanım, size söz hakkı vereyim portallarla ilgili. Önce sizi bir bulmam lazım. Bir el kaldırın, belki bulurum. Evet. Sesinizi açabilirsiniz, müsaitseniz. Zeynep Şahin. Galiba müsait değil, peki. Evet sevgili arkadaşlar, hani burada tekrar söylemem gerekirse, insan, Hocam buyurun. biraz gir çık yaptığım için cep telefonundan istediğim gibi olmadı. Şöyle söyleyeyim, portallarla ilgili bayağı bir tecrübe edindim ben son 1-2 yıldan beri. Ekseriyetle negatifin açmış olduğu portaller çok fark etmiştim. Bu da en çok reptilian soyu ve negatif cinni şeytanilerin portalleri açıldığında ben de kendimi görevli olaraktan o anda hissettim kendi bedenimde. En çok da kafa tepemde çok negatif enerji olaraktan beni çok rahatsız ettiğini fark ettiğim için hani görü olarak da biliyorsunuz bazı sıkıntılarımın da olduğunu. O yüzden o anda yakın çevremdeki çok samimi olduğum bayan arkadaşlarımı arıyorum. Gecenin saat 12'si de oldu öyle bir durumda. Dedim ben çok rahatsızlandım. Bir bakar mısın hangi portal açıldı? Ve böylelikle hangi ülkede hangi portal açıldıysa arkadaşlarım görerekten bana dediler işte falan yerde şu portal açıldı ya da orada reptilian portal açıldı ya da negatifin dünyaya giriş kapısı açıldı misali. Onun da kapatma görevlisi olduğum için o anda oradaki portali anda kapattığımda o negatif enerji de kapandı. Hatta bir defasında cehennem kapıları açılmıştı. Buna birkaç kışın olmuştu. Ve onu da yalnız başıma tabii ki biraz güçlü olmak gerekiyordu. Yine de elimizden geleni yaptık. Başka paralel evrenlerdeki üstadları davet ettik. O cehennem portallerini kapattırdık. Ben kendi dilime çevireceğim anlattıklarınızı ve Hocam kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ve onun hani siz yine devamını getirirsiniz birazdan. Kısa bir nacizane bir şey fikrim daha var. Siz biraz önce demiştiniz ya kişinin kendi bilinci sıçraması gerekiyor. Ve o dönemden sonra birkaç çalışmayla bilincimin yükseltilmesini talep ettim. Üstadlarla kendime uyumlattırma yaptım. Ve şimdi şu anda hani negatif portali artık hissetmiyorum. Demek ki kişinin bilinci sıçradıkça o kötü portallerden artık etkilenmiyor. okey. Teşekkür ederim katkılarınız için. Evet hocam. Şöyle sevgili arkadaşlar. Yine burada bazı şeyleri ya çok özür dilerim. Gerçeği sadece algılayabildiğim ve öğrenebildiğim, deneyimleyebildiğim gerçeği anlatmak adına gerçekten sizin desteğinize ihtiyacım var. Bundan dolayı Zeynep Hanım'a, Betül Hanım'a, katkısı olan bütün arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada sevgili arkadaşlar, bazen kastı aşan, haddi aşan sözler söylüyor olabiliriz. Birbirimize karşı nezaket ve
sevgi anlayışından lütfen ödün vermememiz gerektiğine inanıyorum. Şuraya geleceğim. Negatif portallar, şunlar bunlar, pozitif portallar, işte portallar açıldı, işte Sirius'lar dünyaya indi. Portallar açıldı, Arcturus'lar buraya geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar için buraya bakmamız lazım. Bu özellikle sevgili arkadaşlar, evren içre evrenlerde yaşadığımızı biliyoruz. Ve şurası çok net. Bizim yaşadığımız evren ve fizik ve enerji bedenimize dahil sevgili arkadaşlar. Böyle sahipsiz, kafamıza göre birilerinin açıp kapayacağı bir alan değil. Varmak istediğim nokta şu. Dünyanın koruyucuları var. Evrenin koruyucuları var. Hepimizin muhafızları var. Koruyucuları var. Bize hizmet eden, yüce Allah'ın görevlendirdiği yüce yüce melekler var. Fakat biz hayatı körler sağırlar gibi yaşadığımız için ve irademizle onlara ulaşmayı bilemediğimiz için onların korumasından, elbette bu yüce Allah'ın koruması ile ilgili onlardan uzaklaşıyoruz. Zeynep Hanım'ın az önce anlattığı negatif portalları görüyordum, fark ediyordum. İşte ülkenin hangi yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde açıldı, kapandı. Şimdi bunlar sevgili arkadaşlar, sağlamasını, hayattaki, gerçek hayattaki sağlamasını yapamayacağımız bilgiler. Bunlarla ilgili sayısız kişi, sayısız kaynak, sayısız literatür taramış birisi olarak kendi tecrübem şu. Evet, iyi ile kötü, hayır ve şer, siyahla beyaz sevgili arkadaşlar, bütün evrenler arasındaki ilişkisini devam ettirir. Ve bazı ruhlar burada bir takım yetkilerle görevli hale getirilebilir. Fakat affınıza sığınarak şunu söyleyeceğim. Hızır Aleyhisselam dururken, Zülkarneyn Aleyhisselam dururken, zamanın sahipleri dururken, üçler, yediler, kırklar, binler, 1500'ler, 5000'ler dururken, biz onlardansak, onlar bize el atmışlarsa, bu yüksek seciyeli, yüksek görevli, yüksek yetkili kişiler, kimlikler, sevgili arkadaşlar, onlar işin başındayken biz sadece hayal kurabiliriz. Zeynep Hanım böyle olduğu için demiyorum, anlatabiliyor muyum? Bakın Zeynep Hanım'a ne hayal kuruyor, ne üçlerden, ne yedilerden, ne kırklardansın demiyorum, anlatabiliyor muyum? Bunlar sevgili arkadaşlar, bizim insani aklımızla kolay kolay böyle çözemeyeceğimiz şeyler. Biz delille, ispatla çalışırız, gözlemle çalışırız. Ve sonuçlara bakarız. Bir şeyden daha yola çıkalım. Bakın, çok özür dileyerek söylüyorum ve rasyonel kalmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Zamanın bu aşamasından sonra çok fazla ben filanca boyut tarafından görevlendirildim. Benim şöyle yetkilerim var, şöyle yeteneklerim var, bana şu bilgiler akıyor, kanal bana bunu söylüyor, kanal bana şunu söylüyor gibi sözlerle sevgili arkadaşlar, aklınızı, zihninizi, kalbinizi birazcık etkilemek isteyen insanlar olabilir. Bunlara karşı dinlemede kalın, anlamaya çalışın. Ancak her zaman tavsiyem, hayattan, realiteden, yasadan, eşyanın tabiatından sevgili arkadaşlar, mutlaka kanıtlar isteyin. Neye göre, kime göre, nasıl? Deneyim ve gözlem sevgili arkadaşlar, bu boyutta biz insanların anlayacağı şeyler. Dolayısıyla portallar konusu şu an için realitede bir yapı olduğundan kesinlikle hiçbir şüphem yok. Benim de tecrübe ettiğim uygulamalar oldu, durumlar oldu. Ancak ben bunu nasıl söyleyeyim? Ben bunu sevdim arkadaşlar. Böyle durup dururken böyle büyük bir kitleye karşı anlatmam, anlatamam. Çünkü çoğunuzu tanımıyorum. Söyleyeceğim sözlerin sizde ne şekilde yankı bulacağını bilmiyorum. Onlar benim için nedir diye soracak olursanız, benim farklı bir boyutlar dizisindeki farklı gerçekliklerimdir. Ve sizler için de böyledir. Rüyada yaşadıklarını sevgili arkadaşlar,
Gerçek midir, safsata mıdır? Hakikati var mıdır? Rüyada defalarca korkutulduğunuzu, öldürüldüğünüzü gördüğünüzde, uyandığınızda, kan ter içindeyseniz eğer, bak realiteye yansımış işte, bunun bir farkındalığı olmalı değil mi? Dolayısıyla bilinçli yapılan sevgili arkadaşlar, adına astral seyahat, mental seyahat ya da farklı farklı zaman algısının değişmesiyle ilgili, mekan algısının değişmesiyle ilgili yapılan çalışmalar hepimizin hayatında vardır ve bunlar çok değerlidir. Portallar konusunu bence bilmeden önce, bakın çok büyük bir şey bilmek istiyoruz. Ancak kendimizi tanımıyoruz. Fizik ve enerji bedenimizin gücünü, kudretini, yeteneklerini bilmiyoruz. Aurayı bilmiyoruz. Auranın içeriklerinden habersiziz. Ve auranın sevgili arkadaşlar sizi gereği kadar, yeteri kadar korumadığı sürece negatif varlıklar gelir. Başkalarının üzerindeki pis şıklarvalar gelir. Travmaların canlanmış halleri gelir. Ve hepsi gelir yani, anlatabiliyor muyum? Ve bunun için belki yapacağınız en önemli şey, sizdeki sevgili arkadaşlar bu metafizik alanı, yani aslında metafizik alandaki korumanız olan auranızı çok güçlü bir hale getirmenizdir. Günün sonunda ne açığa çıktı biliyor musunuz? Her şeyin bir kaynağı benim. Her şeyi ben üretiyorum, ben oluşturuyorum. Örnek veriyorum. Baktım burada Tuğba Hanım var. İşte onun yeteneklerini kıskandı. Ama bunu ona belli etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Dostuz, arkadaşız. İşte falan filan bilmem ne. Aslında ona pislik bir kanca atıyorum. Bakın. Görünüşte böyle bir şey yok. Onu alkışlıyorum. Bravo, bravo diyorum. Çok iyisin, şöylesin, böylesin. Hayır yani. Onun yeteneğini kıskanıyorum ve o yeteneğine karşı kıskançlık enerjisiyle ilgili ona bir kanca atıyorum. Bakın bu da çok etkilidir. Ve o kadar etkilidir ki bir musallattan daha fazla kişinin yaşam enerjisini sömürür sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bunu çok iyi anlayabiliyorum. Siz hanımefendiler oldukça ruhsal, oldukça spiritüel kimlikler ve kişiliklersiniz. Bundan dolayı en küçük bir duygu, düşünce, his farkındalığı sizin hayatınızda büyük sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla ilk önce kontrol etmemiz gereken kendimiziz. Ve bizim varlıktaki yansımamız sevgili arkadaşlar. Benden dışarı ne yansıyor acaba? Gerçekten herkesi kendi yerinde ve kendi ortamında kabul edebiliyor muyum? Yoksa ya af ya. Ne kadar affınıza sana, ne kadar gerizekalı birisi. Çıkmış ekranda şunları şunları anlatıyor. Şunları şunları yapamıyor. Bunları yapıyor ama yaptığını iddia ediyor deyip saçma sapan şeyler söyleyerek ne yapıyorum? İçimdekini dışarı çıkarıyorum. Ve bu arkadaşlar o kadar başımızda olan bir durum ki. Dolayısıyla tekrar ve tekrar kendimizi pozitif tutarak, frekansımızı yükselterek, saf tanıklık konumunu kendi hayatımıza iyice yerleştirmeye çalışarak sevgili arkadaşlar, negatiflerden, negatif adına implant diyelim, pislik larva diyelim, larva diyelim, asalak varlıklar diyelim, cin diyelim, peri diyelim, şeytan diyelim, ne dersek diyelim, bu varlıklardan ancak o zaman korunabiliriz. Kötücül duygular taşıyorum ve bunu hiç kimseye bildirmiyorum. Hiç kimseye de söylemiyorum. Önemi yok ki bunun. Ben o duyguları taşıyorsam, o duyguların sevgili arkadaşlar benzerler benzerlerle yaşar işte. O duyguların frekansına uygun varlıkları çekiyorum hayatım. Sadece insandan bahsetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hayatımızdaki birçok sevgili arkadaşlar, vesvese, korku, kaygı, özgüven eksiklikleri, bu yaşadığımız aslında kendimize duyduğumuz sevgisizlik, güvensizlik, Yüce Allah'a ve hayatın akışına güvenmeme duyguları sevgili arkadaşlar, bizde bu varlıkların gelip yerleşmesini sağlayacak
bir ortam oluşturmasına sebep oluyor. Ve bundan dolayı da hani suçu başka bir yerde aramaya gerek yok. O benim yeteneğimi çaldı. O bana kanca attı. Ondan bana yüksek böyle bir negatif enerji aktı. Sen de karşılığı olduğu için olabilir mi acaba? O enerjinin sende artması. Dolayısıyla kendimize bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Sözün özü bu. Bu kavramlarda lütfen yerinde ve makamında kavramları sevgili arkadaşlar algılamanızı, araştırmanızı tavsiye ederim. Birisi bir şey söylüyor, herkes inanıyor. Arkadaşım bir bak başına sonuna. Ne demek istiyor, ne yapıyor, amaç ne, niyet ne? Bunlara lütfen bakın. Yoksa güzel bir yere doğru gitmiyor sevgili arkadaşlar. Maalesef. Bazı şeyler yazıyorsun, bakıyorsun. Evet, her şey bize göre. Evet, ilahi yasalar. Evet, başka. Zehra'nın özel bir konu. Yani evet, biz ona bedensiz varlıklar, insan iletişim kurabiliyor, etkileşime girebiliyor, bizden birçok şeyi alıp verebiliyor, bazı yetkiler verebiliyor, bazı anlaşmalar, bazı sözleşmeler yapabiliyoruz. Ve bunlar nesillerden nesillere de aktarılabiliyor. Çünkü o varlıklar daha uzun süre yaşıyorlar insanda. 1000 yaşında, 2000 yaşında. 100 sene bile yaşayamıyoruz. Dolayısıyla bizden sonraki nesle bu varlıklar aktarılıyor sevgili arkadaşlar. Hanım bu konuda çakralarınızın dengede olması ve özellikle karın çakralarınızın çok güçlü olması ile ilgili bu. Buradan anlayabiliriz. Tabii bunun için duru gözüyle bakmamız lazım. Evet arkadaşlar, yani negatif duyguların tamamı diğer insanlarda gerçekten böyle şeyler oluşturuyor. Biz sadece şey zannediyoruz, hani AVM'de oturuyorum, işte sol köşedeki adam beni kesiyor, sağ köşedeki kadın işte bana göz kırptı falan. Kanca bu değil arkadaşlar, sadece anlatabiliyor muyum? Elinizdeki ne bileyim siz var olduğunuz, var ettiğiniz herhangi bir şeye karşı diğer insanların onunla ilgili duygu ve düşünceleri anlatabiliyor muyum? Bakın bundan dolayı mesela nazar çok kontrol edilemeyen bir şey. Nazarı kontrol etmek sevgili arkadaşlar çok üst düzey bir bilinç iş. Eğer sizin gerçekten böyle bir istatistik bilginiz varsa, ya benim nazarım değiyor, onun için pek insanların eşyalarına, mallarına, mülklerine falan çok bakmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ya da maşallah deyip bakabilirsiniz. Bunlar çok özel ve sevgili arkadaşlar hassas konular. Bakın hassas konuşmak zorundayız çünkü konunun çok büyük bir bölümü inançlarımızla ilgili ve bazı şeyleri gerçekten birileri bize güzel anlatmamışlar sevgili arkadaşlar. Mesela soruldu, grupta konuşuldu. Ölen herkes sevgili arkadaşlar hemen böyle kabir boyutuna geçemiyor. Anlatabiliyor muyum? Arada bir yer var, işte orada asılı kalıyor. Adamın gözü arkada gidiyor. Mirasımı nasıl paylaşıyorlar diye. Ölmek istemiyor adam. Bırakamıyor dünyayı. Unutamadığı sevgilisi var. Bırakamadığı çocukları var. Kolaylıkla kopamıyor sevgili arkadaşlar. Ve bir de geride kalanlar sevgili arkadaşlar. Kolay kolay ölenlerin yakasını bırakmıyorlar, anlatabiliyor muyum? Günlerce, aylarca yas tutan insanlardan bahsediyorum. Böyle olduğunda sevgili arkadaşlar bizim inanç sistemimiz bu konuda çok gerçekten çok nasıl diyeyim, bilgece işler sunar. Bizler hemen böyle vefat eden birisini hemen uğurlamak isteriz. Bir an önce toprağa onu defnetmek isteriz. Çünkü bir an önce diğer boyuta ulaşabilsin diye, anlatabiliyor muyum? Ve İslam geleneğinde sevgili arkadaşlar, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarında da vardır bu. Asla ve asla birisi arkasında çok büyük ağıtlar, çok büyük yaslar tutulamaz. Bu hoş görülmemiştir. Yas demek sevgili arkadaşlar, gitme kal biraz daha demek, anlatabiliyor muyum? O kişiyi bırakamamak demek. O kişiyi buraya saplamak demek. Bu
olduğunda o kişi sevgili arkadaşlar, hiç onu bırakamadığımız için bakın, bizim enerjimizden beslenir. Benim hayatım alt üst olur. O kişi yaşamak için benim bitişik enerjime ihtiyaç duyar. Bırakamadığım için de ondan beslenir. Peki, bırakamadığımız sevgililer, hazmedemediğimiz yenilgiler, iflas ettirdiğimiz şirketler ve hala gözümüz orada, aklımızın bir tarafında orada. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar, hayatımızda çok büyük enerji kaçaklarıdır. Portal arıyorsak, adına portal diyeceksek, bunların tabii portalla alakası yok. Bakın, hayatımızdaki bunlar çok büyük enerji emicilerdir. Vampir insanlar da vardır bu arada. Yani onun da yan yana geldiğinizde, ne bileyim, bir tarafınız göçer yani. Cebinizden 1.000 lira gitmiş gibi hissedersiniz. Adamla bir dakika konuşursunuz böyle. Bütün yaşam enerjinizi almıştır. Bakın, auranızı güçlü tutarak, yaşam enerjinizi güçlü tutarak, hayatta var olduğunuz, var edildiğiniz konuları, konumları sevgili arkadaşlar, yoğun bir şekilde yaşayarak, huzurlu ve tatminkar bir ömür sürmeye niyet ederek kendinizi çok güçlü varlıklar haline getirebilirsiniz. Ya bütün öğretiler aslında bunun üzerine kurulmuştur. Evet, buraya kadar sevgili arkadaşlar, ben anlatacaklarımı anlattım diye düşünüyorum. Konu gerçekten şey böyle, hani böyle cımbızla seçip almamız lazım. Birçok şey karmaşık anlatılıyor, karmaşık anlaşılıyor. Evet, bazı sorular var mı bakalım? Evet, Nesip Hanım'ın bir sorusu var. Şu arkadaşlar, boyut kapıları kapandı, artık geçiş yok, insanlar yükselemeyecek falan. Bunlar çok doğru ifadeleri anlatmıyor. Fakat bir öngörü anlatıyor. İslam anlayışı sevgili arkadaşlar, kişi ölüm anına gelinceye kadar kişiden ümidini kesmez. Sen ölmedin mi? Ve hala boyutlar arası geçişlerle ilgili bir gündem var. Geçebilirsin ama ölmemişsin. Ölmüşsen yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ölüm anı gelinceye kadar sevgili arkadaşlar, tövbe kapısı, yükseliş kapısı, ilerleme kapısı açıktır. Ve bu konudaki ifadeler gerçekten doğru yansıtmıyor. İnsanlar artık ezbere her şeyi konuşuyorlar ve bu çok can sıkıcı sevgili dostlar. Evet. Yani. Her gün 313 ayet-el kürsi okumak faydalı mı? Elbette faydalı, fakat sizdeki yansımasını bilemem. Ayet-el kürsi herkesle çalışan bir sistem olmayabilir. Hayatımızı çok zorlayabilir. Ancak bunu siz deneyim yoluyla bilebilirsiniz. Faydasını soruyorsunuz ya, faydaları sayılmayacak kadar çoktur. En büyük faydası Ayet-el Kürsi'nin içerisinde sevgili arkadaşlar 17 tane aleni, 17 tane de gizli, yani Arapça dil kurallarına göre gizli, toplamda 34 tane ismi bir kere de okumuş olursunuz Ayet-el Kürsi'yi bir kere okuyarak. Dolayısıyla 313 rakamı çok değerli bir koddur. 313'ler kendilerine kitap verilen Resul peygamberleri ve aynı zamanda Ashab-ı Bedir Hazretlerinin de sayısıyla ilişkili olarak bilinir. Havas'ta bir gelenek vardır. Ayet-el Kürsi başta olmak üzere bazı duaları, bazı zikirleri 313 kere okumak bizi o yüksek şahsiyetlerin manevi himayesine sokabilir. Bundan dolayı çok değerli bir uygulamadır. Bunu deneyimleyebilirsiniz Sofya'nın. Okuyacaksınız. Bir gün, 2 gün, 5 gün, 10 gün. Çok zordur ama. Yani Ayet-el Kürsi kendisini kolay kolay böyle herkese açmayabilir. Çok zordur. Şunu hemen söyleyeyim. Böyle cinlenmezsiniz, sıkıntı görmezsiniz. Fakat burası çok önemli. Bedeninizde ya da enerji alanınızda ya da genlerinizden size kadar aktarılan çeşitli aktarımlarla
bazı musallat ya da negatif durumlar varsa, onlar bu sureyle daha fazla yol almamamız için sizinle bayağı uğraşırlar. Fakat burada açık yüreklilikle, salavatlarla ve ayetel kürsiyle yola devam etme kararlılığı gösterirseniz, onların sizden uzaklaşmasına vesile olabilirsiniz. Şunu tekrar söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, dualar, zikirler, ki bana göre ilahiler de böyle, herhangi bir dildeki ilahi fark etmiyor. Eğer biz fizik ve enerji bedeni olarak temiz, sahih ve alıcı konumda değilsek, biz de yeteri kadar açığa çıkmaz, çalışmaz, tecelli etmezler sevgili arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımın deneyimlerinden biliyorum. Diyor ki bazı sureleri okuduğumda işte kalbimde bir sıkıntı oluşuyor. İşte böbreklerim acımaya başlıyor, boğazım sıkışıyor falan. Bunlar sevgili arkadaşlar, o sure ve ayetlerin, esmaların bizim fizik ve enerji bedenimizdeki aslında tıkandığı noktaları bize gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Buralarda çok dikkatli çalışmak lazım. Esmalar, ayetel kürsi gibi sureler, Kur'an'daki bütün harfler sevgili arkadaşlar, canlıdır, şuurludur. Her birisine ait binlerce, bazılarının on binlerce melek varlıkları tarafından yaşayan canlı fikirler olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Rastgele şeyler değildir sevgili arkadaşlar. Masal okur gibi okuyamayız. Bundan dolayı kutlu olsun, hayırlı olsun. 313 ayet-i kerimesi muhteşem bir sistem. Allah nasip etsin. Aylan, evet, aynen. Daha önceden de biraz konuşmuştum. Evet, kesinlikle öyle. Evet, enerjilerimi geri çağırıyorum. Güzel Zehra Hanım, hatırlattığınız için teşekkür ederim. Enerjilerimizi geri çağırabilir sevgili arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte Güler Hanım da aram bozuldu. Kızdım, sinirlendim. Şunu dedim, bunu dedim. Bu arada kesledim de hemen enerjimi geri alıyorum. Burada sevgili arkadaşlar, tartıştığınız satıcı, işte ne bileyim, size yamuk yapan, ekmek satan adam, işte yüzünüze bakmayan komşunuz, eğer oraya duygunuzu akıtmışsanız sizden bir iz bırakmış olursunuz. Nötr kalmalısınız. Söylediğimi yapmak çok zor değil mi? Ben mesela bugün dersten sonra da sevgili arkadaşlar, şu oturumdan sonra da sizde uyuyan bütün enerjilerimi geri alacağım. Çünkü size kalmasın, onlar bana ait. Ben eğer bana bir şeyler vermişseniz ben bunları da size iade edeceğim. Çünkü böyle olması gerekiyor. Bunları sevgili arkadaşlar, Zehra Ergöz Hanım sorduğu için ifade edeceğim. Bunları meditatif halde, teta boyutunda yaptığınızda işe yarar. Diğer türlü sadece söylemiş olursunuz. İşe yaramaz o. O enerji orada kalır. Rejan'ın ölüm sonrasını galiba öldükten sonra anlatabilirim. Nasıl anlatırım bilmiyorum. Çok çok de, çok ilginç, çok cetvefilli bir konu. Çok çok nasıl diyeyim? Birçok din ve kültüre girmemiz lazım burada. O kadar zamanımız yok. Ben o kadar da anlatabilir miyim emin değilim kendimden. Evet, Betül Canım, çok güzel sorular. Siz sevgili arkadaşlar, meditasyon yaparken, sohbet ederken, keyifli kahvenizi içerken, o varlıklar sizde hoşlarına giden bir şey varsa, ki mutlaka olur, mutlaka gelirler. Ve sizde alabilecekleri şeyler varsa ki gelirler. Ve dediğim gibi, korunmanızın en başat unsuru auranızın çok güçlü olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bakın, ya çok özür diliyorum. Şunlar işe yaramıyor. Ben niyet ediyorum auramı kapatmaya.
işte sadece negatif varlıklara kapatıyorum. Sadece pozitif varlıklara açıyorum. Ve bunlar işe yaramıyor arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle güzel sorunun devamına devam edeceğim Betül Hanım. Bizler meditatif çalışmalar sırasında diğer boyuttan bakılınca, diğer boyutlardan bakılınca çok farklı bir enerji türü atlatıyoruz. Çok farklı görülüyoruz. Meraklı varlıklar var mesela, direkt salça oluyorlar. Ne oluyor burada? Burası kimin yeri falan deyip böyle alanımıza giriyorlar. Ve siz de gerçekten frekansa uygun bir bit yeni bile olsa gelip onu alır. Gider mi gitmez mi onu bileceği iş. Genelde gitmemeyi seçiyorlar. Diyor ki ben bunu tamam manipüle edebilirim. Bunun aklına zihnine girebilirim. Bunu sürekli mesela böyle öfke enerjisiyle çalıştırabilirim deyip orada kalabiliyorlar. Tabi bu arada sevgili arkadaşlar, bu söylediklerimin tamamı evrende kural ve yasa vardır. Bunlar yasa dışıdır. Bu diğer varlıklar sizin enerjinizi izinsiz kullandıkları için bundan sorumludurlar. Karma oluştururlar. Rica ederim Berman Hanım. Her gün şöyle zaten Sofya'nın Ayetel Kürsi'yi her gün 3-3 kere okumuyorsanız pek faydasını, bu anlamdaki faydasını pek göremeyebilirsiniz. Betül Hanım şeyler görüyorsunuz. Adına ork dediğimiz bunu görümüz, gözümüz biraz açıldığında bu parlayan ışıkları görüyoruz. Evet, ayet-el kürsi olurken bu dedikleriniz olur. Muhtemelen Bağ-Kettir çalışmalarında dediğim gibi bunları ya aile dizimlerinde ya da teta boyutundayken yoğun meditatif çalışmalar sırasında yapabilirsiniz. Zeynep Hanım, meditatif konuma geçiyoruz, teta'ya geçiyoruz ve enerjimizi almaya niyet ediyoruz, bu kadar. Evet, Şükran, evet, ruh parçalarını çağırmak gibi. Tabii, yapın. Aslında söylemek istediğim bu ama bunu böyle belli bir altyapısı yok çok arkadaşın. Bu dersleri almadılar çünkü. Yani böyle kafa karıştırmak için bunu söylemedim ama basit yolda böyledir. Duygu mu sevdi arkadaşlar, düşünce mi, arzu mu? Nereye bırakmışsam oradan geri istiyorum. Ya bunun için bakın, iyi bir psişik olmanız gerekir ki bu gelen şeyleri görebilirsiniz. Yoksa sizler hiçbir şey olmadığını düşünürsünüz. Oysa çok büyük bir rahatlama hissediyorsunuz. Evet, Aygül Hanım, namaz tabi üzerine söylenecek söz yok. Dinin direği. Namaz çok başka bir şey. Nasip olsun diyelim. Hocanın renklerin tabii ki anlamları var. Yani güzel ve esenlik dolu bir, yani nasıl diyeyim, bir şey anlamışsınız. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Evet. Yoruldum yahu. Evet, Betül Hanım, söyledikleriniz tamamıyla gerçek ve mümkün şeyler. Diğer boyut varlıkları bizim niyetimizle bizim üzerimize operasyon yapabilirler. Niyetimiz olmadan da yapabilirler. Bunları algılamak farklı bir şey sevgili arkadaşlar. Şuna seviniyorum.
Pozitif mi negatif mi konusunu şöyle algılayabiliriz. Şu algıyla hemen bir sevgili arkadaşlar güncellemek istiyorum. Biz şunu zannediyoruz yani. Negatif varlıklar bize pozitif bir faydada bulunmazlar. Mesela bize şifa vermezler, bizi iyileştirmezler. Bizim gelir kaynaklarımızı açmazlar. Ne bileyim, bizim işte herhangi bir sorunumuzu çözüme ulaştırmazlar. Hayır. O varlıklar da bunu öyle bir yaparlar ki. Bunu nasıl ayırt edeceğimiz konusu sevgili arkadaşlar içsel olarak bilinebilecek bir şey. Ya mesela ben enerji olarak bunları algılayabildiğim için Betül Hanım, sizinki güzel bir çalışma olmuş. Yani iyi bir çalışma. Negatif değil mesela. Evet sevgili arkadaşlar. Benden bu kadar. Tekrar şunu söylüyorum. Hayatın bütün sorumluluğu hepsi bizimle ilgili. Ve biz sevgili arkadaşlar bu sorumluluğu ne kadar çok alırsak hayatta o kadar güçlü olabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bayram diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.